Herkese merhaba. Sizlere bir yanlış anlaşılma sonucu Türkiye'den Paris'e kaçmak zorunda kalan ve orada Picasso gibi dünyanın en meşhur sanatçılarına adını duyuran bir ressamın hikayesini anlatacağım. Bu ressamın zamanında bir metro bileti veya bir öğün yemek veya bir bardak içki için 3 kuruşu elden çıkardığı resimler günümüzde on binlerce liraya alınıp satılıyor. Bu adam Fransa'nın ücra bir köyünde evsizlerle kaldığı bir odada yalnız ve sessiz sedasız hayatını kaybeden Fikret Mualla'dan başkası değil. Gelin bu ressamın hayatına hızlıca bir göz atalım. Eğer bu videoyu beğenirseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet, gelelim Fikret Mualla'ya. Japon turistlerin en büyük eğlencesi dondurma kornetinin patentinin yeni alındığı 1903 yılında Fikret Mualla Saygı, günümüzde Şirin kafeleriyle bilinen Kadıköy'ün Moda semtinde, işte bu binada dünyaya geldi. Babası Ekrem Bey, Duyun'u Umumiye'de memurdu. Kız olmasını bekledikleri bebeklerin nur topu gibi bir oğlan olunca annesi çocuğuna iki cinsiyete de uygun olan Mualla ismini verdi. Mualla'nın başındaki Fikret'i ise meşhur şair Tevfik Fikret'i çok seven babası koydu. İlkokulda Fenerbahçe'nin kurucularından olan dayısı Hikmet Topuzer'e hayran olduğundan top peşinde koşmaya çok meraklıydı. Fakat Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken yaptığı bir maçta ayağına gelen bir çelme nedeniyle futbol kariyeri başlamadan bitti. Bu çelme nedeniyle aylarca evde yatması gerekti. Tedavisini bitirip ayağa kalktığındaysa artık topaldı. Topallığı nedeniyle yaşadığı psikolojik sorunları ölümüne kadar aşamayacaktı. Fikret Mualla lisedeyken dünya yüz milyonlarca insanın ölümüne neden olan İspanyol gribiyle başa çıkmaya çalışıyordu. Okuldan gribi kapan Fikret eve gelip bu hastalığı annesine bulaştırınca genç kadın 35 yaşında hayatını kaybetti. Üstüne üstlük babası kısa bir süre sonra yeniden evlenince Fikret'in ayarları iyice bozuldu. Bir bunalımı sırasında babasına okkalı bir tokat atınca alelacele İsviçre'ye mühendislik okumaya gönderildi. O mühendisliği beğenmedi, arkadaşlarıyla babasının zar zor gönderdiği parayı yiyip içerek tüketti. Beş parasız kaldı ve artık mühendis değil ressam olmak istiyordu. Ona yardım eli Zürih Başkonsolosu Rıza Bey'den geldi. Rıza Bey önce parasını çarçur eden Fikret'i sağlam bir fırçaladı, sonra da dayanamadı ona yardım etti. Berlin'de sanat eğitimi alabilmesi için Fikret'i Almanya'ya gönderdi. Fikret iyi bir öğrenci olduğundan hocası Arthur Kampf onun elinden tuttu ve atölyesinde çalışmasına izin verdi. Arthur Kampf ismi önemli. Bu adam istemeden Fikret'in hayatını mahvedecek ve onu şüpheci, aynı zamanda yarı deli olmasına neden olacak resmin sahibi. Ama bu konuya birazdan geleceğim. Fikret 10 yıl sonra yeniden Türkiye'ye döndüğünde her şey değişmişti. 1920'de İstanbul'dan ayrılırken ülke işgal edilmişti ve düşman askerleri sokaklarda cirit atıyordu. Şimdi ise Kurtuluş Savaşı kazanılmış, ülke düşman işgalinden büsbütün kurtarılmıştı. Günlerinin çoğu parasız, sarhoş ve derbeder bir şekilde geçiyordu. Sanatı iyi olmasına iyiydi fakat işte düzenli, disiplinli bir yapıya sahip değildi. Tam bu zamanlarda Fikret'in başına hayatını tümden değiştirecek bir bela açılır. Bir gün arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu'nda dönemin sanatçılarının takıldığı bir mekana gider genç ressam. Çok sarhoş olduğu bir anda gözüne duvardaki resim takılır. Bu resim Almanya'dan hocası Arthur Kampf'ın yaptığı bir Atatürk portresi. Fikret resmin yapılış stilini beğenmeyerek tabloya dönüp başlar küfretmeye. Bu küfürleri Ekrem Muhittin duyar. Ekrem Muhittin Atatürk'ün aşçısı ve çok sinirlenir. Atatürk'e hakaret edildiğini düşünerek polise haber verir. Ve Fikret Mualla iki tane polis eşliğinde Galatasaray karakoluna götürülür. Genç ressam derdini anlatmaya fırsat bulamadan öyle bir dayak yer ki bayılır ve nezarethaneye atılır. Fikret Mualla'nın imdadına arkadaşları ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ve dönemin ünlü gazetecilerinden Fikret Adil yetişir. Alttan girip üstten çıkıp Fikret Mualla'nın deli olduğuna karakoldakileri ikna ederler. Dayaktan bayılan Fikret Mualla gözlerini açınca yanında arkadaşlarını görür ve onların eşliğinde Bakırköy Akıl Hastanesi'ne 9 ay yatmak üzere gider. Dayak yemek ve 9 ay akıl hastanesinde kalmak Fikret Mualla'nın iyice dengesini bozar. Neyse. Fikret çıktıktan kısa bir süre sonra babasını kaybetti. Polisti, hastaneydi, dayaktı derken Fikret Mualla iyice şüpheci bir adam oldu. Kendisinin öldürüleceğini zannediyordu polis tarafından ve kaçmak istedi. İstanbul'dan Paris'e kaçmak istiyordu. Fakat şöyle bir problemi vardı. Bilet alacak dahi parası yoktu. Tam bu zamanda ona hayatının tüm kritik anlarında sahip çıkacak olan ressam Abidin Dino bir iş ayarladı. Fikret İzmir'de yaptığının aksine kendisinden istenen resimleri hızlıca teslim edince yüklü miktarda para kazandı. Ve o an gelmişti. 1939 yılıydı. Kendisini Fransa'ya götürecek trene binerken
hüngür hüngür ağlıyordu. Deli gibi özleyeceği ve kavuşamadan öleceği İstanbul'dan böylece sessizce ayrılmış oldu. Düşlediği Paris'e varınca paraları bir iki ayda yiyip içerek tüketti. Klasik Fikret. Sonrasında şehrin merkezindeki bir çıkmaz sokağın sonunda ince ve uzun binanın 6. katına taşındı. Küçük ve kirli olan bu odada hem resim yapıyor hem de yatıp kalkıyordu. Genelde yarı aç ve sarhoş gezen Fikret sokaklara çıkıp resim yapar, sonra da bunları satıp günü çevirmeye çalışırdı. Resimlerin iyi olduğunun farkındaydı ama yeteneklerini pazarlama konusunda çok iyi değildi. Bundan dolayı önüne çıkan fırsatları da sürekli es geçiyordu. Bunun en güzel örneklerinden birisi Picasso'yla olan anısı olabilir. Bir gün Fikret bir kafede otururken yan masaya Picasso'lu arkadaşları geliyor. Picasso'nun yanındakilerden birisi Fikret'in de arkadaşıdır ve Fikret'i de orada görünce kendi masasına davet ederek Picasso'yla tanıştırır. Fakat Fikret muhalla Picasso'yu görünce "Bu kim ya, ben tanımıyorum" deyince Picasso acayip bozulur ve onu atölyesine davet eder. Allah'tan Picasso ile Fikret konuştukça birbirlerine ısınır. Öyle olunca Picasso der ki "Hadi gel, ben sana bir resmimi hediye edeyim, sen de bana bir resmini ver" der. Fikret muhalla Picasso'nun atölyesinden çıktıktan sonra çok uzun zamandır hoşlandığı bir kız arkadaşıyla karşılaşır. Bu kız Fikret'in elinde Picasso resmini görünce "Bana bunu sat" diye onu darlamaya başlar. Ama Fikret de "Yok, satmam" vesaire dese de kız alttan girer üstten çıkar ve 15 günlük yemek, içki artı küçük de bir miktar para vererek Fikret'in elinden Picasso tablosunu alır. Fikret yaptığı ayıbın o kadar farkındadır ki bir daha Picasso'nun atölyesine uğrayamaz. Peki aklınıza şu soru gelebilir. Fikret'in sattığı Picasso tablosuna ne oldu? O tablo şu anda İtalya'da, yanılmıyorsam geçen yıl ya da ondan önceki yıl satışa çıkmıştı. 25 milyon dolardı. İşte böyle. Fikret Paris'te zorlu bir yaşam kavgası veriyordu ve bu yaşamda ona en iyi gelen şeylerden birisi arkadaşların, dostlarının attığı mektuplardı. Fikret mektup işini o kadar çok seviyordu ki bazen eve gittiğinde bir mektubu olmaz diye "Sevgili Fikretciğim, nasılsın, umarım iyisindir" diye kendine mektup atardı. Akıl hastanelerinde, sokaklarda, hatta köprülerin altında sarhoş, bitkin geçen onlarca yıl nedeniyle Fikret oldukça yıpranmıştı ve artık yaşlanmıştı. Tam bu zamanlarda yardımına Madame Anglais yetişti. Bu kadın Fikret'in değerini o yaşarken anlayan nadir insanlardandı ve ressamın son nefesine kadar da ona sahip çıktı. Madame Fikret'in kaldığı oteli ve de yediği yemeğin parasını ödüyordu. Bunun karşılığında da Fikret'in yaptığı tüm eserleri Madame Anglais satın alıyordu. Madame Fikret Muhalla'nın hem zihinsel hem de bedensel olarak yıprandığını görünce onu kocasının belediye başkanı olduğu 700 kişilik küçük bir köye yerleştirdi. 1960'lara geldiğimizde Fikret bütün hayatı boyunca içki içtiği için karaciğeri artık iflas etme noktasına gelmişti. Fakat buna rağmen resim yapmaya devam ediyordu. Fikret bir gün aniden çok ağır hastalandı. Köy doktorun ısrarıyla hastaneye yatmayı kabul etti. Çünkü o hastanelerden kesinlikle nefret ediyordu ve gitmemek için bayağı da ayak diremişti. Madame Anglais de şehir dışında olduğundan doktor bunu hastaneye bıraktı ve geri döndü. Ve bir süre sonra Fikret'in durumu daha da ağırlaştı. Hal böyle olunca evine de gidemeyen Fikret'i orada bir düşkünler yurduna verdiler. Düşkünler yurdunda Fikret yanında 3 tane evsizle beraber aynı odada günlerini geçiriyordu. 1967 yılının sıcak bir Temmuz gecesinde Fikret Muhalla yanında hiç kimse olmadan yalnız bir şekilde uykuya daldı. Tüm ömrü boyunca gazetelerini satır satır okuduğu, arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu, yemeklerinin tadını hiç unutamadığı ülkesinden binlerce kilometre uzakta ücra bir Fransa köyünde sessiz, sedasız hayatını kaybetti. Yalnız ve sefil yaşamış, değeri hiç bilinmemiş Fikret Muhalla, isminin dahi yazılmadığı bir kimsesizler mezarlığına defnedildi. Ölümünden önceki birkaç yılını geçirdiği köyde yaşayan bir kadın, Fikret Muhalla'nın kimsesizler mezarlığındaki kabrine elle yazdığı mezar taşını dikti. Ve ressam ancak ölümünden 7 yıl sonra İstanbul'da Karacaahmet mezarlığına defnedilebildi.